Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tarih bölümünü de dahil olmak üzere çok güzel bir çerçeve çizdiniz. Ben bazı teknik bilgi ağırlıklı onlara değinerek sürem içerisinde boşlukları tamamlamaya veya bazı parantezler açmaya çalışacağım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim, tabii Türkiye'nin 45 bir hesaba göre 50 yıllık geçmiş dönem içerisinde Avrupa Birliği ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerini böyle bir iki tebliğe sığdırmak, hele hele bu iki bir iki tebliğ veya tartışma sonrasında buradan net, işte bizim çalışmalarımızda ilerisi için kısmet olursa esaslı şekilde yansıyacak sonuçlar çıkarmak kolay değil. Tabii ki ortaya dökülecek dokümanların bir ekip tarafından çok iyi değerlendirilmesi, süzülmesi, tartışılması ve ondan sonra nihai şeklini çözüm yolları olarak alması tercih edilir, temenni edilir. Şimdi efendim, Sayın Bakanımın belirttikleri noktalar çerçevesinde geriye doğru baktığımızda Türkiye-AB ilişkilerinde ben 4 tane önemli kilometre taşı görüyorum. Bunu sizlere dağıttığım, kısmen dağıttığım yazının ekinde kilometre taşlarını 15-20 kalem halinde sıralıyorum. Ama onların içerisinde 4 tanesi çok çok önemlidir. Birincisi, en eskiden başlayalım. Ankara Antlaşması'dır. Bu Ankara Antlaşması isminden de anlaşılacağı üzere Türkiye AET Yunanistan ilişkilerindeki Atina Antlaşması'nın bir benzeridir. Bir kopyasıdır adeta. İsmi değiştirilmiştir. Bir iki belki ufak tefek şeyi vardır. İşte 63'te kabul edilip 64'te yürürlüğe giriyor ve bu anlaşmanın 28. maddesi şartları yerine getirdiğinde Türkiye'nin tam üyelik teklifi değerlendirilecektir şeklinde bir hükmü ifade ediyor, içeriyor. İkincisi, 1970'te imzalanan ve 73'te yürürlüğe giren katma protokoldür. Ankara Antlaşması'nın tamamlayıcı bir hükümdür. Ankara Antlaşması da zaten pek çok hükümleriyle 1957 Roma Antlaşması, ilk kurucu üye, 6 üyenin, 3 büyük ve 3 küçüğün kurmuş olduğu Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması'nın pek çok hükümlerinde beraberinde taşımaktadır. Şimdi katma protokol dediğimiz zaman biz şunu anlıyoruz. Ankara Antlaşması'nın Türkiye ile ilgili mali hükümlerini veya ekonomik hükümlerini daha da açan ve bunları karşılıklı bir tatbime bağlayan bir anlaşma, protokol. Bu her iki anlaşmanın, Ankara Antlaşması'nın olsun, katma protokolünün temel özelliği, ismi üzerinde katma protokol olmasına rağmen tıpkı Ankara Antlaşması gibi anayasamız gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ayrı bir yasayla onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bugünkü 82 Anayasası'nın 90. maddesine göre. 61 Anayasası'nda hangi madde olduğunu hatırlamıyorum. Ona ben uluslararası anlaşmalar başlığını taşıyan hükmüne göre. Ankara işi katma protokol dediğimiz zaman karşılıklı olarak baktığımızda karşılıklı uluslararası ilişkilerde temel olan karşılıklı dengeli hak ve yükümlülükler esasının burada korunduğunu görüyoruz. Nasıl korunuyor? Bu katma protokol bize 3 tane hak sağlıyor. Buna karşılık veya karşı tarafı 3 yükümlülük getiriyor. Bize de buna karşılık 3 yükümlülük getiriyor veya 3 hak sağlıyor. Bu 3 tane nedir bunlar sırayla sayarsak? Birincisi, Ankara Antlaşması ile katma protokolle bize bir gümrük indirimi öngörülüyor. Yani sınai ürünlerde, Türkiye çıkışlı sınai ürünlerde Avrupa Birliği'ne, Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yapacağımız ihracatta Avrupa ülkeleri 0 gümrük alacak. Doğrudan doğruya, hemen herhangi bir takvime bağlı olmaksızın. İkincisi, mali yardımda bulunacaklar, mali protokoller çerçevesinde. Üçüncüsü ise en geç 1986 tarihi itibariyle Türkiye, Türk vatandaşı iş gücü Avrupa Birliği ülkelerinde, o zamanki ülkelerde serbest dolaşıma girebilecek. En geç diyoruz çünkü 76'dan başlayıp 86'ya kadar. Üç tane çok önemli hak. O zamana göre. Yapacakları yardımın tutarı 2,5 milyar ekü, hesap birimi o zamanki, karşılığı aşağı yukarı 1,30'da şey yaparsak 3 milyar 200 milyon
civarında bir para, 3 milyar dolar diye. Bunu da 6 dilim halinde yapacaklar. İlk 4'ü uygulanıyor, son ikisi ise Yunan vetosu ile 81'den sonra uygulanmıyor. Fakat esas büyük olan iki kalem, sonraki kalem. Buna karşı Türkiye'nin üstlendiği yükümlülükler, 3 tane de yükümlülük üstleniyor. Bir tanesi dış ticaret mevzuatını AB mevzuatına uyumlaştıracak, mevzuatıyla uyumlaştıracak. İkincisi teşvik mevzuatını, vergi ve teşvik mevzuatını da AB mevzuatıyla uyumlu hale getirecek. Üçüncüsü de belli bir takvime bağlı olarak, defaten değil, belli bir takvime bağlı olarak gümrüklerini indirecek. Bunlar 12 yıllık takvime bağlı olarak işte belli ürünlerin daha az korumaya muhtaç Türk sanayi ürünlerinin gümrüklerini indirme, daha çok korumaya muhtaç olanları da 22 yıllık takvime bağlı olarak 22 yılda yani 95 yılına kadar sıfırlayacak. Bu üç yükümlülüğü üstleniyoruz biz, 3 tane de karşılığında hak alıyoruz. Peki uygulama ne oluyor? Şimdi hemen uygulamaya geçelim. Ha, bu katma protokolün 60. maddesi de Ankara Antlaşması'nın 28. maddesini teyit ediyor. Yani şartları yerine getirdiğinde bu takvime göre bu hak ve yükümlülükler veya işler yolunda giderse Türkiye belli bir süre sonra en geç 22 yıl sonra 95 tarihinde belki ondan hemen biraz sonra tam üye olabilecek Avrupa Birliği'ne. Hedef de aşağı yukarı bu. Nihai hedef gümrük birliği değil yani. O teknik hedef. Nihai hedef gümrük birliği değil. Nihai hedef Avrupa Birliği'ne üye olma. Başvurumuzda esasen o zaten. Şimdi bakıyoruz 1973'te yürürlüğe giren katma protokolü ki katma protokolü de ismi üzerinde ayrı bir Ankara Antlaşması'nın doğal bir uzantısı olmasına rağmen ayrı bir anlaşmayla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanıyor. Sebebi gene anayasamızın ilgili maddesi, uluslararası anlaşmalar maddesi. Bu anlaşmalar maddesine de dönüyor. Aşağı yukarı içeriği bugün aynı. İç mevzuatta değişiklik yapan uluslararası anlaşmalar meclisin onayına tabidir. Tekrar ediyorum. İç mevzuatımızda değişiklik yapan, değişikliği öngören uluslararası anlaşmalar meclisin onayına tabidir. Şimdi iç mevzuatta değişiklik yaptığı için işte mevzuat değiştiriyorsunuz, indirimler yapıyorsunuz vesaire. Bunların hepsi kanuna bağlı. 474 sayılı gümrük tarifeleri cetveli kanunu var mesela. Onu değiştiriyorsunuz. Diğer vergi kanunlarında değişiklik yapıyorsunuz vesaire. Dolayısıyla ayrı bir yasayla şey yapıyor. Burası altını çizerek söylüyorum. Çünkü gümrük birliğine geldiğimiz zaman bunun ne kadar anlamlı veya anlamsız olduğunu göreceğiz. Şimdi bakıyoruz bu uygulamalar, uygulama başlıyor. 73 yılında sıfır gümrükle biz Avrupa Birliği ülkelerine özellikle tekstil ürünlerini, sanayi ürünleri satmaya başlıyoruz. Ondan sonra mali yardımlar alıyoruz. Bir takım mali yardımlar geliyor. 753 milyon ekü civarında, yaklaşık 1 milyar dolar civarında bir yardım alıyoruz. Bu yeterli mi değil mi o zamana göre, Türk ekonomisinin o zamanki durumuna göre? Arkasından serbest dolaşımda en ufak bir kıpırdama yok. Ama aynı dönemde Avrupa'da başka, dünyada başka bir gelişme oldu. 1973 bildiğiniz gibi birinci petrol şoku, dünya petrol şoku. 2,5 dolar civarında olan varili petrol birdenbire işte bu 6 gün savaşları sonrasında OPEC ülkelerinin veya Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkelerinin bir tepkisi olarak birdenbire 10-12 dolara çıktı. Bu Avrupa'da petrol enerji bağımlısı Avrupa ülkelerinde büyük şok yaratıyor ve ondan sonra ekonomilerde bazı tedbirler almaya başlanıyor. Aradan 3 sene geçiyor. 1976'ya geldiğimiz zaman serbest dolaşımın yavaş yavaş işte izlerinin görülmesi lazım. Gene herhangi bir şey yok ama çok önemli bir gelişme oluyor. Mali yardımlar ilk 4 protokol ilk 8 senede uygulanıyor. 7-8 senede uygulanıyor. Fakat şeye geldiğimiz zaman, gümrük indirimlerine sıra geldiği zaman birdenbire Avrupa ekonomi topluluğu karar alıyor. Gümrük indirimlerini şey yapıyor, askıya alıyor. Yani Türkiye çıkışlı sanayi ürünlere, özellikle tekstil ürünlerine uygulanan gümrük indirimlerini askıya alıyor. Diyor ki sizin soruyoruz, yani toplantılar yapılıyor vesaire. O zaman hatta arkadaşların anlattığı enteresan bazı şeyler vardır, tavırlar falan. Avrupalı'nın neye dikkat ettiğini anlama bakımından. Diyorlar ki bizim topu topu koskoca Avrupa Birliği ülkelerine yani Benelux ülkeleri, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, üç büyükler Almanya, Fransa ve İtalya, altı ülke. Diyorlar ki
Evet, rakamımız çok düşük. 1-200 milyon dolarlık bir şey. Ama biz trende bakarız diyorlar. Yani bir önceki sene 100 olan şeyi bir sonraki sene 130 olursa, ondan sonra 150 olursa, ondan sonra 180 olursa, biz bu trend 10 sene sonra bize ne tür yükler getirir, bizim tekstil sektörümüzü, konfeksiyon sektörümüzü nasıl olumsuz etkiler, ona bakarız ve ona göre şimdiden tedbir almak durumundayız diyorlar. Kendilerine göre son derece haklılar. Rakamların büyüklüğü önemli değil, trend çok önemlidir. Çünkü adamlar günübirlik yaşamıyorlar. Yani geleceği çok güzel hesaplıyorlar. Bunun üzerine Türkiye tabii itiraz etti, protokol imzalamadı vesaire falan ama karar uygulanmaya başlandı. Onun üzerine Türk tarafı olarak bizim de bir karar almamız lazım. O karar hemen arkasından geldi. 1977 sonlarında benim de o zaman Gelirler Genel Müdür Başyardımcısı olarak planlamada hazinedeki arkadaşlarla beraber Yüksek Planlama Kurulu'nda alınan bir karar vardı. O karar şuydu. Bizim de gümrük indirimlerimizi ertelememiz. Yani her sene başlamıştık o zaman 12 ve 22 yıllık tarifede. Biz 78'den itibaren gümrük indirimlerini erteleme kararı aldık. Önce bir yıldı, sonra 3 yıl oldu, sonra 10 yıla çıktı o karar 12 Eylül döneminde. Bunun temel nedeni, resmi gerekçesi bütçenin 78 bütçe tasarısında Yüksek Planlama Kurulu'nda belirlenen açığın ortaya çıkması, önemli bir açığın ortaya çıkması. Bu açığın önlenmesine yönelik bir şeydi ama esas gerekçesi, gerçek gerekçesi diyelim, Avrupa Birliği'nin almış olduğu bu gümrük indirimlerini kaldırma, gümrük muafiyeti kaldırma şeyiydi veya kota uygulama kararıydı. Kota uygulama kararına karşı bir tepkiydi. Ve Türkiye demek ki o yıllarda tepki gösterebilecek, tavır koyabilecek bir hükümet olma, bir ülke olma konumunu sürdürüyor idi. Arkasından tabii 1980'e geldiğimizde, 12 Eylül dönemi oldu. Ondan sonra işte askeri rejim bahane edilerek 1979'da ikinci petrol şoku yaşandı. 10-12 dolar olan petrol 20 dolarların üzerine çıktı. O da ayrıca şey yarattı. Tabii Avrupa ekonomilerinde sorun yarattı. 1973'te bir şey daha oldu. Almanya başta olmak üzere o zamana kadar Türkiye'den işçi alan Avrupa ülkeleri işçi alımını durdurdular. Sadece ona karşılık aile birleşmelerine izin verdiler. O da Türklerin Avrupa'ya belli ölçüde gitmelerini ve bugünkü sayılara ulaşmalarında yeterli oldu. Aile birleşmeleri, işte çocuk evli eşini yanına alması vesaire vesaire. Şimdi onlara da bir sürü kısıtlamalar getiriyorlar. Yani demokratik bir rejimde olmayacak çeşitli lisan şeyi, sınavları vesaire gibi onları biliyorsunuz hep. Şimdi demek ki bu yükümlülüklere karşısında bir, mali yardım kısmen aldık ama devamı gelmedi. İki, İş gücünün serbest dolaşımı, bırakın serbest dolaşımı, mevcut aldıkları iş gücüne sınırlama, yasak getirdiler. Üç, kota koydular. Bizim imkanlarımızı, en önemli bizim sanayimizin gelişmesine büyük pazar imkan sağlayan kota, gümrüksüz satış imkanlarını ortadan kaldırdılar. Buna karşı biz ne yaptık? İndirimlere işte arkasından tepki gösterdik. Dış ticaret mevzuatını zaten yapacaktık. Olması gereken bir şeydi. Çağdaş bir dış ticaret mevzuatına ulaşmamız gerekiyordu. Vergi teşviklerinde, katkı uygulamalarında henüz bir şey alınamadı ama 24 Ocak kararlarıyla beraber serbest piyasa ekonomisinde geçişte o tür mekanizmalarda işletilmeye çalışıp, yani dışı açılma mekanizmaları diye. Şimdi geliyoruz arkasından 1981 yılına. Rakibimiz olan, komşumuz olan, bizimle beraber farklı kulvarda çok daha hızlı giden Yunanistan'a baktığımızda, Yunanistan ne yapıyor? 1976 yılında dilekçe veriyor. Karamanlis 74 Barış Harekatı'ndan sonra işte Conta devriliyor, demokrasiye geçiyor Yunanistan ve Karamanlis devlet başkanı olarak dönüyor. Onun Avrupa ile özellikle Fransa ile iyi ilişkileri çerçevesinde bir an önce Yunanistan'ın işte daha sağlam bir demokrasiye kavuşması için Avrupa Birliği'ne alınmasına karar veriliyor ve 76'da dilekçeyi veriyor. Dilekçeyi verdiğinde o zamanki komisyon başkanı demeyelim, genel sekreteri, Avrupa Ekonomi Topluluğu genel sekreteri, yanlış hatırlamıyorsam Emil Noel, Türkiye kökenli olan, İstanbul kökenli olan bir Fransız sanıyorum. Ondan sonra bir açıklaması var, bu resmi kayıtlara geçmiştir. Diyor ki, bu dilekçe hiçbir şekilde Türkiye ile ilişkilerimizi etkilemeyecektir.
O zamana kadar gerek Amerika ona 7 formülü malum NATO yardımlarında, gerekse Avrupa Ekonomik Topluluğu Türkiye ile Yunanistan arasında belli dengeyi gözeterek politikalarını uyguluyor idi. Bu uygulamanın doğa sonucu olarak açıklama yapıyor. Diyor ki Türkiye ile ilişkilerimizi etkilemeyecek. Türkiye ile ilişkilerimiz ayrı kulvarda doğal akışı içerisinde, anlaşmalar çerçevesinde, taahhütlerimiz çerçevesinde devam edecektir diyor. Bu dilekçe verilirken bunu söylüyor. Arkasından komisyon bu dilekçeyi işleme koyup, evet işleme koymaya karar verdiğinde aynı benzer açıklama yapılıyor. Ve bunlar hepsi tutanaklara geçiyor. Bunu ne için anlatıyorum? Sonradan şöyle bir olay oluyor. Efendim işte Türkiye işte bir şey oldu da Emir Noel geldi de Türkiye'deki yetkililere başvurdu da işte onlar siz de başvurun, dilekçe verin de kabul edildi de edilmedi mi bir AB propagandası vardır. Türkiye'deki AB yandaşlarının falan filan. Oysa o zamanki bizden rahmetli Ecevit'le konuşulmuş, kabul etmemiş. Rahmetli Türkeş'le konuşulmuş, kabul etmemiş. Erbakan Hoca kabul etmemiş. Demirel kabul etmemiş. O zamanki mevcut siyasi partiler de zaten bu kadardı. Bir iki ufak parti saymazsak. Demek ki Türk siyaseti o zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne dilekçe vermesini kabul etmiyordu. Kaldı ki böyle bir başvurunun olmadığına dair en yetkili ağızdan, ben o zaman daha önce Bonda da ve şeyde Brüksel'de büyükelçilik yapan, sonra Maliye Bakanlığı'nın görevini yapan Ziya Müezzinoğlu, halen sağdır kendisinin. O zaman basına verdiği beyanatlar da vardı. Oralarda da eğer böyle bir şey başvurulu olmuş olsaydı rahmetli Ecevit'e, ben bu konularla en yakın olan kimseydi. Hazinede o zaman Maliye Bakanlığı bünyesindeydi. Mutlaka benimle görüşür, bana bilgi verir, bana sorardı. Böyle bir başvuru olmamıştır. Bizden bir talep olmamıştır. Yalnız şöyle bir dolaylı başvuru muhtemeldir. O zaman Almanya'da başbakan Helmut Kohl'dür. Helmut Kohl Türkiye'nin, Yunanistan'ın bile tam üye olmasına karşı olan bir kimsedir. Son zamanlara kadar da bu tavrını sürdürmüştür. Belki diyorum, düşünüyorum ben şahsen, Helmut Kohl el altından Türkiye'ye haber göndermiş olabilir. Siz de dilekçe verin. Onu bahane ederek Yunanistan'ın da üyeliğini erteletmek için vesaire böyle bir taktik uygulamış olabilir. Yoksa o tarihte Türkiye dilekçe verse bile bu üyelik süreci başlamaz idi. Olsa olsa belki Yunanistan'ı birkaç sene daha geciktirebilirdi. Arkasından 1981'de Yunanistan üye olurken aynı beyanlar gene yer alıyor. Gene AB Genel Sekreteri açıklama yapıyor. Diyor ki bu imza hiçbir zaman Türkiye ile olan ilişkilere halel getirmeyecektir. O kulda ayrı kullarda devam edecektir. Yunanistan tam üye olmanın verdiği yetkileri, yani veto hakkını Türkiye aleyhinde kullanmayacaktır. Açıkça taahhüt ediliyor bu. Evet. Arkasından ne oluyor biliyorsunuz. 81'de Yunanistan'ın ilk yaptığı iş, tam üye olduktan sonra 4. Mali protokolü, ilk 3 protokolü uygulanıyor. 690 milyon ekü, aşağı yukarı 9 milyon dolar. Bugün hesaplarsanız aşağı yukarı 5 milyar dolar şeyi veto ediyor. Şimdi bu vetoya karşı Türkiye'den ses çıkmıyor. Hala da ses çıkmıyor. Niye? Çünkü işte tabi olma, boyun bükme, aşağıdan alma, sineye çekme kötü alışkanlığımızın daha bir sonucu olarak ses çıkmıyor. Zaman zaman münferit çıkışlar hariç. Oysa Avrupa Birliği hukukunda temel bir hüküm var. 19 Ocak'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vizeyi kaldırma kararı da bu temel hükme dayanıyor. Nedir o temel hüküm? Kazanılmış haklardan geri gidilemeyeceği ilkesi, prensibi. Yani bir hakkı siz verdiyseniz oradan geri adım atamazsınız. Vaktiyle siz vize koymadıysanız, şu tarih itibariyle bir vize yoksa artık bu tarihten sonra sen yeni şartlar oluşturup yeni engeller çıkaramazsın. Kaldı ki o tarihten daha ileri bir ilişki aşamanız var. O zaman sadece bir ortak üyeydi, şimdi ise bir aday ülkedir. Göstermelik de olsa aday üyedir en azından 99 Aralık'ından bu yana. Şimdi bu tabii hakkımıza rağmen bunu maalesef bu hakkımızı kullanamadık. Bunu bir tarihte rahmetli bir toplantıda İsmail Cem'e, o zaman sadece bir muhalefet milletvekili. Ama kısa bir süre sonra bakan olduğunda onun üzerine gitti mi gitmedi mi bilmiyorum. Bir toplantıda dedim ki Yunanistan'ın böyle bir hakkı yoktur falan diye anlattım. 1994'teydi. Ben de Avrupa Türklerinden sorumlu o zaman başbakan müşaviriydim. Nasıl yok falan filan dedim, işte böyle böyle. Açık beyanları vardır. İşte ayrıca 91'de de böyle bir şey taahhütte bulunmuşlardı. Kaldı ki işte Avrupa Birliği hukukunun şu temel hükmüne göre de kazanılmış haklardan geri gidilemez. Hakikaten not aldı ve ondan sonra Sabah gazetesinde o zaman haftalık yazılar yazardı.
Orada bir yazısında, o yazı bende vardır ama bulamıyorum şimdi, 1994'ün baharında olsa gerek, bir yazısında bunu hakikaten kaynaklarını irdeleyip, işte biz hakkımızı aramazsak mealinde bir başlıkla böyle bir yazıyı yayınlamıştı kendisi. Şimdi fazla detaya girmeden devam edelim. İlk veto uygulamasını yaptı. Dolayısıyla serbest dolaşımdan hala ses yok. Mali yardımlar veto yedi, ses çıkarmadık. Geriye kalan şeyi kota uygulaması halen devam ediyor. Ve biz de o arada uygulamayı, yani şeyleri, indirimleri erteleme uygulamasını 1987 Nisan'ına kadar devam ettirdik. 88'den itibaren başladı. 88'den itibaren başlamasının nedeni de 87'de Avrupa Birliği'ne tam üyelik 237'ye göre Roma Anlaşması'nın başvurusunda bulunduk. Avrupa Birliği başvurunu yapacağımızı bilirsiniz, o zamanlar rahmetli Özal'ın bir taktiği, politikası vardı. Önce bir yapacağı bir işi kamuoyuna birileri vasıtasıyla duyurur, intikal ettirir. Onun tartışılmasını sağlar. Ondan sonra artı eksi rötuşlara göre bir makul bir yol tutturur veya tepkiye göre rafa kaldırırdı veya hızlandırırdı. Şimdi o zaman bu tepki üzerine Avrupa Birliği son derece huzursuz oldu. Çünkü Türkiye'yi almak istemiyorlardı, alacak durumda değillerdi. Ama soğuk savaş döneminde Türkiye'yi de küstürmek istemiyorlardı. Onun için çok terginde bulundular. Bunun çok enteresan bende hatıraları da var. Yaşayan insanlar var. Bu hatta türban meselesinin Türkiye'de tekrar gündeme getirilmesi veya çok etkili olarak gündeme getirilmesinin bu dilekçeye, buna rağmen mi dilekçe verirsin? Al sana o zaman. Bu gündeme geldiği, hatta terörün hızlandırıldığı 88'den itibaren 90'lı yılların başında buna bağlayan arkadaşlarımız da var. Bu konuda canlı tanıklar da var. Şimdi o dilekçeden sonra ne yaptık biz? Tepki gördük falan. Sayın Bakan'ın da belirttiği gibi 89'da da cevabını aldık. 89 aynı zamanda demir perdenin yıkılmaya başladığı, işte 89 Ekim'inde biliyorsunuz Berlin Duvarı yıkıldı ve Avrupa, Almanya birleşti yeniden. O dönemlere denk gelmesi de manidardır. Yani soğuk savaş döneminin veya demir perde tehlikesinin ortadan kalkması durumunda hemen Türkiye'ye karşı tavırlarını açıkça ortaya koydular. Çok enteresandır. Nisan'da biz dilekçe veriyoruz. Haziran ayında Sayın Bakan'ın da belirttiği gibi ilk Avrupa Parlamentosu kararları tavsiye niteliğinde o. Avrupa Parlamentosu ilk Ermeni soykırım, ben soytarılık diyorum affedersiniz, soykırım soytarılığı ile ilgili kararını alıyor. Hemen iki ay sonra. Yani Türkiye Avrupa Birliği'ne biraz yaklaştığı zaman hemen orada onlardan belli çevrelerden Türkiye'ye yönelik tepkiler fazlasıyla veya genlerinde mevcut olan veya işte şuur altlarında yerleşik olan ön yargılar veya portlatma gayretleri, sevru portlatma gayretleri veya Lozan'ı sollama gayretleri hemen gündeme getiriliveriyor. Arkasından işte bize büyük bir lütufmuş gibi, büyük bir pazarlama taktiğiyle, medya pazarlama taktiğiyle Gümrük Birliği yolu açık tutuluyor. Biz de ne yapıyoruz? 88'den itibaren 10 sene ertelediğimiz, bakın 22 senede yapacağımız gümrük indirimlerini 10 sene erteledikten sonra son 7 yıla sıkıştırıyoruz. 88 ile 95 döneminde 2 kat hızla yapıyoruz. Bu 2 kat hız demek ekonomideki tahribatını daha çok hissettirme demektir. 1988'den sonra faturasını da o zamanki siyasi iktidarın ödediği ekonomideki bozulma ve çarkların ağır işlemesi veya enflasyonun tırmanması veya bütçe açıklarının artmasının temel nedenlerinden birisi de onun, kimse hiçbir iktisatçı üzerinde durmaz, 88'den 95 sonuna kadar gümrüklerin sıfırlanmasının hızlanması, o süreye yetiştirilmesi gayretleri sonucunda olmuştur. Bu şey yapılıyor ve 95 yılında geliyoruz. 95 yılında da Mart 95'te 1.1.96'da yürürlüğe girecek şekilde Gümrük Birliği Anlaşması imzalanıyor. Üçüncü önemli belge bu Gümrük Birliği Anlaşması'dır. Şimdi burada Gümrük Birliği Anlaşması diyoruz, Ortaklık Konseyi, Türkiye AB Ortaklık Konseyi kararı diyoruz, İdari Tasarruf diyoruz. Bunun ismini tam olarak koymak lazım. Bu nedir? Bu Gümrük Birliği Anlaşması mıdır, Ortaklık Konseyi kararı mıdır, İdari Tasarruf mıdır? Hukuki niteliği nedir? Bana göre çok açık ve seçik olarak bu bir uluslararası anlaşmadır. Bunun şu statüde yapılmış olması, şu isim altında yapılmış olması hukuku niteliğini değiştirmez. Anayasamızın 90. maddesine göre bu bir uluslararası anlaşmadır. Niye anlaşmadır?
Çünkü iç mevzuatta değişiklik yapmaktadır. Ne demektedir mesela? Demektedir ki ithal ettiğim mallara en çok Türkiye'de yerli üründen aldığım mallar kadar dolaylı vergi, KDV, ÖTV vesaire, o zaman ÖTV yok işte, yerine bakın, diğer vergiler var, alabilirsin. Yani yabancıyı daha çok vergilendiremezsin. O zamana kadar oysa biz motorlu taşıtlar vergisi, taşıt alım vergisi, gümrük tarife cetvelleriyle biz 474'te daha farklı vergiler uygulayabiliyorduk. Dolayısıyla yerli sanayi koruyabiliyorduk. Bizim yerli sanayinin toplam geçmişi 15-20 sene, bilemediniz 30 seneydi. Oysa onlarınki en az 100 sene falan. Ve finansman yapıları, reorganizasyon organizasyon yapıları, mali bünyeleri, teknolojileri fevkalade yüksek olan bir ülke ekonomisiyle biz birdenbire sıfır gümrükle rekabete gireceğiz ve ayakta kalacağız. Bu mümkün mü? Mucizevi bir şey olabilecek. Elbette ki bunları yapmak zorundaydı. Korumacı önlemler almak zorundaydı Türkiye. Nitekim 22 yıl sonra onlar defaten eğer harfiyen uygulamış olsalardı, bize uyguladıkları halde gümrük indirimi, bizden kaz gelen yerden civciv esirgenmez misali bir taktiktik bu. Onlara hiçbir zararı olmazdı ama bize önemli bir katkısı olabilirdi. Çünkü ondan sonra biz de aynı şeyi yapmak durumunda kalacaktık. Sonuçta bu tür uygulamalar gümrük birliğiyle beraber bu uygulama mevzuatımıza girdi. Böyle bir mevzuat girince, yani kendi mevzuatımızı değiştirmek durumunda kalınca otomatikman bu bir anayasanın 90. maddesine meclisin huzuruna gelmesi, meclisin ayrı bir yasayla da onaylanması gerekir idi. Buna rağmen bizim diplomasimiz, uluslararası yani AB'nin temkinleri, biraz da konuya bizim yaklaşımımızdaki aşırı heveskarlığın sonucu olarak bu dış politika olayını bir iç politika malzemesi, iç piyasada kullanma heveskarlığımızla bunu biz idari tasarruf olarak değerlendirdik ve o şekilde hiç değil bir kanun şeklinde meclise sunma, bir kararname bile çıkarılmadı. Oysa daha önce katma protokolü için hem yasa çıkarıldı hem kararname çıkarıldı. Sonunda bu şekilde yürürlüğe girdi. Halen de hukuken muhalleldir bana göre. Anayasaya aykırı bir uygulamadır. O kadar uygulama anayasaya aykırıdır ki, bakınız, Ankara Anlaşması, devamı olan katma protokol, onun devamı olan gümrük birliği. Bir de onun devamı olan ek protokol. Nedir ek protokol? Kıbrıs Rum kesimini tanımayı defakto olarak ortaya getirecek olan, hukuken de gerçekleştirecek olan, efendim normalleştirme, Sayın Bakanım dedi, işte limanlarımızı aşma sonucunu doğuracak olan ek protokol. Tarafı ettiğimiz, ne diyor bize şimdi Avrupa Birliği? Bu şeyi gerçekleştirecek olan yasa değişikliğini meclise getirin diyor. Meclise getirin diyor, yani hayata geçirin diyor. Şimdi hani bu gümrük birliği şeydi, idari tasarruftu. Bir idari tasarrufun kendisinin bir yan unsuru olan bir şey nasıl bir yasa değişikliğiyle meclise gelebilir? Kendisi meclise gitmiyor, idari yasama organının tasarrufu haline dönüşmüyor ama onun bir uzantısı olan, yan unsuru olan, alt unsuru olan bir katma ek protokolü meclise getirme talebinde bulunuyorlar. Bu ne yaman çelişkidir? Bir Allah'ın kulu da bunun üzerinde durmuyor. Nasıl bir şey bu? Yani öyle ya, katma protokol meclisten bir anlaşma olduğu için, katma protokol olduğu halde ayrı yasayla onaylanıyor. Onun devamı olan gümrük birliği bir idari tasarruf telakki edilerek hiç işleme konulmuyor. Yani yasal prosedüre tabi tutulmuyor. Ama onun uzantısı olan, detayı olan, alt kalemi olan ek protokol meclise getirilmek isteniyor. Onlar tarafından üstelik bize dayatılıyor. Meclise getirin. Ben olsam hükümetlerin yerine, derhal böyle mi istiyorsun? Tamam, meclise getirdim ve derhal reddedildi, bitti iş. Bizim görevimiz hükümet olarak yasama organına bize tabi değildi, biz onlara tabiyiz. Meclise sunduk, meclis reddetti, bitti. Bu tartışma da biter. Bu kadar basit yani şeyin çözümü bana göre. Efendim siz işte ilk çoğunluk partisiniz de kabul ettirirdiniz de falan filan, 1 Mart tezkeresi de kabul edilmedi. Ne oldu? Yani zorla mı kabul ettireceğiz? Yani böyle bir şey olabilir mi? Milli iradeye karşı böyle bir tasarım. Neyse, onlar ayrı konu. Şimdi başka tabii bir sürü aykırılık maddeleri var ama bir hükmü çok önemlidir. 63. maddesi, Gümrük Birliği Anlaşması'nın 63. maddesi, katma protokolün ve Ankara Anlaşması'nın öngördüğü tam üyelik şeyini gene şartlar gerçekleştiğinde, ama o şartların neler olduğu, o konuda bir cümleyle de halledersiniz. Sayfalar dolusu kitapta yazabilirsiniz.
o şartlar yerine getirildiğinde tam üyeliği açık tutuyor. Ne zamana kadar? Şimdi geliyoruz dördüncü belgeye. Dördüncü belge nedir? 17 Aralık 2004 belgesi. Yani Türkiye'nin aday ülke olarak ilan edildiği 2004 belgesi. Ve orada arkasından devamı gelen 4-1 diyelim. Müzakere çerçeve belgesi. İşte 3 Ekim'de, ne zaman 3 Ekim? Bakın 17 Aralık 2004'te bize şeyi veriyorlar. Müzakere başlanabilir. Aday ülke ilan ediyorlar. Ne zaman başlıyoruz müzakere? 3 Ekim 2005'te. Yani ondan neredeyse 10 ay sonra. Niye? Arada efendim şey olacak, tarama süreci varmış. Mevzuat taraması yapılacakmış. Bir teknik çalışma, taş çatlasa 2 ay sürer. Bu şey için 10 ay geciktiriyorlar. Ama araya neyi sokuşturuyorlar? İki önemli tarihi sokuşturuyorlar araya. Çok çok önemlidir. Bir tanesi Kıbrıs'ta referandumu. 24 Nisan 2004'te referandumu. Ve o referandumdan önce de gene 17 Aralık kararıyla beraber açıklıyorlar. Diyorlar ki bu 10 ülkeyi işte Kıbrıs Rum kesiminde dahil olmak üzere referandum sonucu ne olursa olsun 1 Mayıs 2005 itibariyle tam üye yapacağız. Yani demek istiyorlar ki senin uluslararası hukuktan doğan anlaşmalarını, hakkını, hukukunu Kıbrıs üzerinde tanımıyoruz. Aynen bunu diyorlar. Tanımıyoruz diyorlar. Biz de ne âlâ işte, bakın bize müzakere tarihi verdiler havucu ile, seviniyoruz, o şey yapıyoruz, bayram yapıyoruz. Sonuçta ne oluyor hepiniz biliyoruz. Şimdi o konuyla ilgili benim bir anımı size anlatmam lazım. İnşallah çok vaktimiz almıyor. Nisan 1993. Ben maliye müsteşarıyım o zaman. Hikmet Çetin Bey, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı. O zaman Avrupa Birliği'nin dış ilişkilerden sorumlu komiseri, eski Hollanda Dışişleri Bakanı Van der Broek Ankara'ya geliyor. Ve Ankara'da dışişleri konutunda bir ortak yemek yemiyor şeylerle, bürokratlarla beraber. İşte benim gibi hazineden, Merkez Bankası'ndan, planlamadan arkadaşlar da var. Dışişleri Bakanlığı'ndan her halükarda. Karşılıklı olarak Hikmet Bey ile Van der Broek oturuyor. Ben sol tarafında, sağ tarafında da Büyükelçi bir arkadaş oturuyor. O zamanki Büyükelçi gibi kireyim. Dışişleri Müsteşarı oturuyor. İsmini hatırlayamıyordum şimdi. Onur Bey henüz gelmemişti galiba. Belki de Onur Bey'di, bilmiyorum. Tesadüfen, ben İngilizcem o kadar iyi değil ama Almancam iyidir. Tesadüfen Van der Broek da Almanca biliyor. Ondan sonra konuşmaya başladı. Sonra hatta Hikmet Bey, ya ne konuşuyordun böyle hararetli, kendisine de anlattım. Bunu bir yazımda da bir not olarak verdim. Dedim ki Sayın Büyükelçi'ye, sonradan Solana, işte o Solana'nın şeyi diyelim, Selefi. Dedim ki Kıbrıs'ta siz böyle bir karar aldınız veya o zamanlar tartışılıyor, işte böyle bir tam üye yapmak istiyorsunuz. Uluslararası hukuka aykırı değil mi bu karar, işte uluslararası hukuku ihlal etmiş oluyorsun onları tam üye yaparsanız falan filan. Söylediği şey şu. Dedi ki biz Kıbrıs'la ilgili olarak bir hukuki karar almadık, siyasi karar aldık. Onun üzerine ben dedim ki peki dedim, bir hukuki olaya biz bu siyasi bir olaydır kılıfı geçirirse yani hukuk ortadan kalkıyor mu falan filan. Adamcağız bozuldu. Biz öyle değerlendiriyoruz dedi. Onun üzerine gene rahat durmadım. Gene ikinci bir soru sordum. Peki dedim bir bu kararlardan, pardon onu daha önce sordum. Dedim ki bir işte şu uluslararası hukukta, işte Zürih ve Londra antlaşmalarında tam üye olamayacağına dair, uluslararası kuruluşlara tam üye olamayacağına dair açık hüküm var. Türkiye garantör devletlerin işte muvaffakatı olmaksızın falan filan. Bunu ihlal etmiş olmuyor musunuz bunu gerçekleştirdiğiniz takdirde? Onun verdiği cevap, efendim Avrupa Birliği uluslararası bir kuruluş değildir, uluslarüstü bir kuruluştur. Onun üzerine ben de hafif güldüm ve dedim ki, peki dedim hangi uluslararası kuruluş, uluslarüstü kuruluş önce semavi bir güçten kaynaklanmıyorsa, önce uluslararası arası olmadan nasıl uluslarüstü olabilir? Yani üye ülkeler ona güç verir, anlaşma yapar, uluslararası olur. Ona daha çok yetki devreder, uluslarüstü olabilir. Eğer semavi bir şey değilse, bir din, bir kutsal kitap değilse, öyle ya, bunun olmaması lazım. Onun üzerinde hiç suslu cevap veremedim.
buna cevap veremedi. Öyle ya. Yani iki tane bu, bakın yani AB ile Kıbrıs'la ilişkilerimizde bunu benden çok daha önce diplomatlarımızın, bilim adamlarımızın gündeme getirmesi lazımdı. Hukukçularımız gündeme getirmesi lazım. Ben nihayet kenarından köşesinden olayı inceleyen bakan birisiyim. Yani adamların söylediği, bakın yaptıkları cambazlıklara bakın. Riyakarlıkları, yüzsüzlükleri, bini bin para, o ayrı mesele ama bakın. Avrupa Birliği efendim, bizim yandaş kalemler de bunu Türkiye'de kullanıyorlar. Uluslararası değilmiş, uluslar üstüymüş. Dersiniz ki gökten şeyle indi, zembille indi bu şey, kurum. İkincisi, efendim biz Kıbrıs'ta şey hukuki karar almadık, siyasi karar aldık. Yani ne olursa olsun ben bu siyasidir deyince tamam, sorumluluğun hiçbir şeyim kalmıyor. Bağımlılığı kalmıyor. Karşıda bir askeri karar almak lazım. Evet, geriye kalıyor. Evet. Şimdi daha fazla şey yapmadan, şimdi gümrük birliği meselesi demek ki hukuki boyutu itibariyle uluslararası bir anlaşmadır. Uluslararası bir anlaşma olduğu için mutlaka meclisin onayına tabidir. Dolayısıyla bizim de buradan çıkışı bulmamız lazım. Şimdi ne yapılabilir, ne yapılamaz? Gümrük Birliği'nden, bakınız bu size kısmen dağıttığım yazının ekinde vardır. 10. yılında yeni kapitülasyonlar Gümrük Birliği diye bir çalışmam var. Bu çalışmanın ekindeki 12 yıl itibariyle incelemiştim. Sadece size iki rakam vereyim. Toplam 1986-95 Gümrük Birliği'nden önceki 10 yıldaki toplam dış ticaret açığımız 24 milyar. Dış ticaret açığımızdaki AB payı 24 milyar dolar. 96-2005 döneminde ise 89-90 milyar dolar. Toplam ticari açığımız ise, yani bu bakın 90 milyar dolar, 24'ten 90 milyara. Gümrük Birliği'nden önceki ön dönemde 24 milyar 10 yılda. Ondan sonraki 10 yılda 90 milyar dolar. Toplam dış ticaret açığımız ise 72,8 milyar dolar. Gümrük Birliği'nden önce toplam dış ticaret açığımız, ondan sonra ise 228 milyar dolar. Şimdi ise 300 milyar doları da geçmiştir. Efendim yani Gümrük Birliği... Borcumuzun karşılığı. Evet. Şimdi Gümrük Birliği, şey, Avrupa Birliği payı deyince bu da yanlış olur. Bakın eksik bir tanımlama olur. Niye? Şimdi bazı gene AB yandaşlarının bir kalemşörlerinin bir şeyi var. Erdal Şafak'a o konuda yazdığım bir yazı var. Tabii yayınlanmadı yerinde. Yaman Törüner'e de gönderdim açıklama. Onlar da yayınlanmadı tabii. Şimdi diyorlar ki efendim bu Çin'in o gümrük birliğine ne ilgisi var diyorlar. Ne ilgisi var? Çin'de işte onlar zaten ucuz işçilik olduğu için ucuza satıyor vesaire falan. Bunun biz Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde ne ilgisi var ki? Şimdi burada benim belki atladım, onu söylemem lazım. Uluslararası ekonomik entegrasyonlar başlıca üç ana grupta toplanıyor. Birincisi tercihli ticaret anlaşmaları, Sayın Bakanım deyimler, EFTA gibi mesela. Amerika'daki NAFTA gibi, Kuzey Amerika'da veya Güneydoğu Asya'da ASEAN gibi falan. Bunlar serbest ticaret alanı diyebiliriz. Bunun özelliği nedir? STA'dır. Yani serbest ticaret anlaşmasıdır. Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde. Bu anlaşmalardaki özellik nedir? Mutabık kalınan mal grupları itibariyle taraflar kendi aralarında sıfır gümrükle ticaret yaparlar. Kendi aralarında. Ama üçüncü ülkelere karşı her ülke serbesttir. Kendi o ülkeyle, hangi ülkeyle ticaret yapıyorsa anlaştığı tarife üzerinden gümrük alır, verir vesaire falan. Buna serbest ticaret anlaşmaları veya serbest ticaret alanı diyoruz. Biz 99'dan beri EFTA'ya da üyeyiz. Başlangıçta AB, AET'ye karşı kurulan, İngilizlerin öncülüğünde kurulan, o zaman İsviçre, İsveç, İzlanda vesaire vardı. Bu çerçevede. Şimdi ikinci aşaması nedir? Gümrük Birliği anlaşmalarıdır. Gümrük Birliği'nin serbest ticaret anlaşmalarından temel farkı nedir? Burada taraflar sadece kendi aralarında sıfır gümrükle anlaştıkları konularda, örneğin sınai mal ticaretinde veya mal ticaretinde, hizmet ticareti değil. Genelde mal ticaretiyle ilgili oluyor. Bizim Avrupa Birliği'yle yaptığımız anlaşma ise işlenmiş tarım ürünleri dahi sınai ürünleri kapsar. Tarım ürünlerini ve hizmetleri kapsamaz. Anlaşılan mal grupları içerisinde sıfır gümrük uygulanır ama bununla yetinilmez, farklı gümrük birliğinin üçüncü ülkelerle de ortak gümrük tarifesi üzerinde anlaşılır. Kısaca OGT diyoruz. Bu da işte Brüksel'in nomenklatürüne göre yapılan ortak gümrük tarifesidir.
bu tarife bizim normal uyguladığımız, üçüncü ülkelere uyguladığımız tarifenin nominal olarak dörtte biri, beşte biridir. Nominal yüksekliği bu gümrük duvarının %5'ler düzeyindedir, 5-6. Normal olarak bizim uyguladığımız ise 20'lerin üzerindedir. Çin'in bize uyguladığı ise 30'ların da üzerinde falan, başka ülkeleri falan. Şimdi demek ki ne oluyor? Biz gümrük birliğine girmekle bir, taahhüt edilen yardımları alamadık. İki, serbest dolaşım hak getire. Üç, gümrüklerimizi, kendi piyasamızı tamamen sıfır gümrük olarak Avrupa'nın, gelişmiş Avrupa'nın mali bünyesi sağlam, teknolojisi güçlü, potansiyeli ölçek ekonomi olarak daha büyük olan sanayi kuruluşları ve sonuna kadar açtık. Onların açık pazar haline geldik. Dört, bununla da kalmadık. Üçüncü ülkeler, ülkelere de Brüksel'in bizi korumayan, onlar için önemli bir mahsur teşkil etmeyen, onlarda tüketime açık ekonomiler olduğu için düşük gümrük tarifelerini uygulamayı kabul etti. Beş, bununla da kalmadık. Avrupa Birliği'nin dış ticaret ve gümrük politikalarını otomatikman üstlendik. Yani o herhangi bir ülkeyle serbest ticaret anlaşması yapıyor ise o takdirde o malın o ülkeden Avrupa Birliği pazarına gelen, yani orada sıfır gümrükle giren, onlarla yaptıkları anlaşma gereğince orada bir nevi millileşen mal otomatikman Türkiye'ye de gelebiliyor. Trafik sapması dediğimiz bir olaya sebebiyet verdi kendi aleyhimize. Trafik sapması da bununla oluyor. Bir de ayrıca demoraj giderlerinin Türk limanlarında yüksek olması, tahmil tahliye giderlerinin yüksek olması sonucunda Pire limanına gidiyor mal veya Selanik limanına gidiyor veya Kavala limanına gidiyor. Oradan Türkiye'ye geliyor. Gelip ambargoda bilmem Haydarpaşa'da günlerce bekleyecek yerde oraya giriyor. Oradan daha kolay geliyor. Ve bu mallar gümrüksüz oraya girdiği için Türkiye'de gümrüksüz geliyor. Niye? Çünkü serbest ticaret gümrük birliği anlaşmamız var. Başka bir şey daha yaptık. Bu anlaşmanın, gümrük birliği anlaşması her nasılsa bize bir imkan tanıyor. Diyor ki, efendim bir haksız rekabet doğarsa buna Türkiye'nin itiraz hakkı var. Bu itiraz hakkı da hiç kullanmıyoruz. Şimdiye kadar bir tek dava açılmıştır. İtiraz belki açılmıştır. YEDAŞ davası diye belki duymuşsunuzdur. Benim de yazılarımdan faydalanarak dilekçesi hazırlanmıştır. Ve Avrupa Birliği Mahkemesi, bunu Lüksemburg Mahkemesi bu davayı kabul etmiştir. Vidayet Mahkemesi de reddedilmiştir ama şimdi temizledir dava inşallah. En azından kabul edilmiş olması bile Türkiye'nin böyle bir hakkı olduğunu, itiraz, dava açma hakkını göstermesi bakımından çok önemlidir. Türkiye'de bunca ülke, bunca şirket, başta devlet olmak üzere bu gümrük birliği anlaşmasının bu şekilde uygulanmasından zarar gördüğü halde hiçbir şirket bununla ilgili olarak dava açmamıştır, talepte bulunmamıştır. Bu akıl almaz bir şeydir. Aymazlıktır, akıl almaz bir pasif tutumdur. Akıl almaz bir kaderciliktir. Yani bunu ben düşünemiyorum. Hak arama özgürlüğü diye bir şey yok. Yani biz Avrupa Birliği'nin aman ses çıkarmayalım, aşağıdan alalım, sineye çekelim. Niye? Biz aday ülkeyiz. Yarın bir şey oldu, adamlar kızar, kaşın üstünde gözüm var derler. Bizi aday üye yapmazlar. Sanki yarın üye olacakmışız gibi falan. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi tam üye yapma diye bir derdi, bir sorunu yok. Avrupa Birliği'nin bizi kapıda bekletme sorunu var. Kapıda bekletmek için, yani zamana uyrama sorunu var. Bunun için de bize bir havuç vermesi lazım. Bir şeyle avutması lazım bizi. İşte bu avutulan şeyler budur. Bakın bundan 3-4 sene önce Romano Prodi, bugünkü Barroso'dan önceki konsey başkanı, yani onların diyelim ki cumhurbaşkanı, 6 ayda bir değişiyor ya, başbakanı. Türkiye'ye veda için sonra siyasete girdi, başbakan oldu İtalya'da, şu anda da muhalefet lideri sanıyorum. Berlusconi olduğuna göre tekrar yer değiştirdiler. Geldiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir konuşma yapmıştı. Parlamenterlerimiz alkışlamıştı vesaire. Adam İstanbul'a gitti. İstanbul'da bir beyanat verdi. Söylediği iki tane şey çok önemliydi. Burada üstü kapalı geçmişti şeyde, meclisteki konuşmasında. Söylediği şu, efendim İstanbul harika, Boğaz harika, çevre vesaire falan filan. Eğer Türkiye buradan ibaret olsa biz Türkiye'yi hemen üye yapardık. Adam zihninin gerisindekileri aslında telaffuz ediyor. Bir şey daha söyledi. İki tane büyük kusurumuz olduğunu tırnak içinde dile getirdi. Neydi onlar? Bir tanesi şuydu. Efendim siz büyük bir ülkesiniz. Çaresi nedir? Mefhum muhalifinden gidelim. Muhalif üçüncü lazım. Başka? Sizin nüfusunuzun tamamına yakını Müslüman. Gene tersinden gidelim. Çaresi nedir? Yani en azından Müslüman görünümü sulandırılmaz. Misyonerler boş yere dolaşıyor.
Bu iki şeyin yapılması için zamana ihtiyaçları var adamların. Zaman içinde zamanı oynuyorlar. Zaman içinde bize havuç vermeleri lazım vesaire falan. Yani mesele bundan ibaret. Şimdi bu konularda çok daha konuşabiliriz de bir şey bu müktesebat Sayın Bakanım değindiler. Müktesebat nedir? Şimdi bizde gene yandaşların söylediği çok ilginç bir laf vardır. Efendim Avrupa Parlamentosu istediği kadar karar alsın. Niye onlar önemlidir? Niye tavsiye karar verir onlar? Geçerliliği yoktur. Avrupa Parlamentosu gerçek anlamda bir parlamento değildir çünkü vesaire vesaire. Oysa bu 17 Aralık belgesi dedik ya, dördüncü belge, müzakere çerçeve belgesi de bunu detaylı olarak açıyor. Onun 10. maddesine bakalım. Müktesebat dediğimiz nedir? Yani Avrupa Birliği bizi de bağlayan mevzuatı nedir? Bağlayıcı olan veya olmayan AB kararları. Kurumlar arası anlaşmalar. Açıklamalar. Yetkililerin açıklamaları diyelim. Hadi biraz sınırlandıralım. Tavsiyeler ve yönergeler, ortak tutumlar, deklarasyonlar. Her Allah'ın günü demeyelim ama Avrupa Birliği'nden her Allah'ın haftası bir deklarasyon geliyor, bir açıklama geliyor etkililerden, yetkililerden. Bunların hepsi bizi bağlıyor ve bizi bağlayan müktesebat oluyor. Bizimkiler hala efendim bu tavsiye kararıdır şey yapmaz. Bunların hepsi yarın önümüze konacak. Bakın 15 Aralık'ta 17 Aralık'ta karar alıyorlar. 14 veya 15 Aralık'ta Avrupa Parlamentosu toplanıyor. Türkiye'nin işte üye olarak Türkiye ile müzakere başlamasına dair 68 maddelik bir karar kabul ediyor Avrupa Parlamentosu. Hatırlarsınız bizim medyamız onu çok renkli şey olarak verdi. Büyük zafer, başarı, bilmem kaç yüzden şu kadarı evet dedi, yes dedi, hı dedi vesaire falan filan. Oysa o 68 karardan 67 tanesi açık ve aleni olarak Türkiye'nin aleyhine kararlardı. Sadece o sonuç, oylama sonucu Türkiye'nin lehineydi. Evet başlansın. O 68 karar müzakere çerçeve belgesinde diplomatik dille not edilmiştir şeklinde müzakere çerçeve karara geçti. İki gün sonraki konsey kararına geçti ve müzakere çerçeve belgesinde de not edilen bu madde zamanı geldiğinde tıpkı Dört Kürzo'nun İsmet Paşa'ya kabul etmediği şeyleri cebime koyuyorum. Yarın para istemeye geldiğinde önüne koyacağım bu faturaları. Delgili zamanı gelince önümüze konacak. Bu açıkça budur. Yani o müzakere çerçeve belgesinin genel hükümleri var. Bir de 17-23. Maddeleri var. Bu maddeleri AB'nin dayattığı yeni yol haritası diye jeopolitikte ben Temmuz 2006'da yazdım bunu. Cümle cümle irdeledim bunu. Şimdi mesela buradan bir cümle okuyun size. Mesela kalıcı şeyler var. Kalıcı kısıtlamalar. Yani ucu açık falan filan bir tarafa şey yapalım. Kalıcı kısıtlamaları gündeme getirdiğiniz zaman bu kalıcı kısıtlamalar, açık hükümler bunlar burada. Bu hükümlerle, kalıcı kısıtlamalarla Türkiye'nin tam üye olması mümkün değil 23. maddesinde. Mümkün değil. Böyle bir şey söz konusu değil. Hayalatla uğraşıyoruz biz. Daha fazla şey yapmak istemiyorum. Ama ne yapılabilirdi? Bugünkü şartlar altında 1995'te şu hatayı yaptık. Bir, en azından şunu yapsaydık. Bu dış politikayı iç politikada kullanma hatasını biz 3 defa yaptık. Bir tanesini Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra hükümeti bozmak suretiyle rahmetli Ecevit yaptı. İkincisini Gümrük Birliği Anlaşması ile Tansu Çiller yaptı. Üçüncüsünü de bana göre son şeydeki Davos'ta yaptık. İnşallah bu üçüncü de sonucu lehimize olur. Şimdilik öyle görünüyor, bilmiyorum. Şimdi ne yapabilirdik? En azından şunu yapabilirdik. 1995'te evet Katma protokolde böyle bir şey var. Gümrükler sıfırlanacak vesaire. O zaman Avrupa Birliği 15 ülkeden ibaretti. Ve Avrupa Birliği tarihinde aday olmadan, tam üye olmadan Gümrük Birliği'ne giren hiçbir ülke yoktu. Tek akıllı ülke demek ki bizmişiz. Şunu desek. Desek ki ey abi siz 15 ülkeden ibaretsiniz. Şu anda 15 ülkesiniz. Daha bir sürü adaylarınız var. Ben bu anlaşmayı imzalarım ama iki şartım var. Bir, bu şeyim sadece sizler için geçerlidir. İki, ondan sonra gelecek üyeler için opsiyon hakkım vardır. İster kullanırım, ister kullanmam. Bu, çünkü tam üye değilim. Yunanistan 81'de oldu, 86'da Gümrük Birliği'ne girdi. Tam üye oldu. İspanya ve Portekiz 86'da oldu, 93'te Gümrük Birliği'ne girdi, 7 sene sonra. Ben onlardan daha gelişmiş bir ülke değilim. Onun için benim ekonomim bu güzel şey yapmaz. Ayrıca mali yardımları mutlaka isterim vesaire vesaire. Bir şey daha diyecektik. Şunu da diyecektik. Şayet bunu uygulamam için bana hassas sektörlerini de koruyan başka şeyler
tanımanız lazım ve en geç 3 sene içerisinde de müzakere masasına oturmamız lazım. 2005'e kadar beklememeliyiz falan. Bunları deseydik şimdi bu sorunlardan pek çoğu ortadan kalkmıştı. Vazgeçtik ötekilerden. Çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın.